Buyurun Zekime. Baş. Baba. Ne oldu baba? Hiç evladım. Kazadan sonra yerleşen baş ağrım gene tuttu. Mezuniyet imtihanlarının neticesini öğrendin mi? Öğrendim baba. Fakülteyi birincilikle bitirdim. Seninle iftihar ediyor, gurur duyuyorum evlat. Artık ailenin yükünü omuzlarında taşıyacaksın. Biliyorsun ki gözlerim kazadan sonra rahatsızlandı. Fabrikanın idaresini sana bırakıyorum. Bundan sonra ömrümüzü annenle beraber evimizde hiçbir şey düşünmeden geçireceğiz. Bin bir mücadeleyle kurduğum bu fabrikayı şerefimize layık bir şekilde idare et. Suat bir an evvel babasının gözlerinin rahatsızlığından dolayı istirahatini temin edebilmek için işe dört elle sarıldı. Kısa zamanda babasının müessese işlerini öğrendi. Suat çevresini, canı kadar sevdiği ve mutlu bir yuva kurmayı düşlediği okul arkadaşı Filiz'i bile ihmal ederek gece gündüz durmadan, yorulmak bilmeden çalışıp... Beyefendi, ödenecek senetler ve ham madde için para gerekli. Peki, siz çeki yazın, imzalayın. Baş üstüne. Kolay gelsin Suat. Sağ olasın. Hoş geldin Necdet'ciğim. Hoş bulduk canım. Buyur otur. Bir sigara vereyim. Seni almaya gel. İmkansız, gelemem. Biliyorsun ki babam fabrikanın tüm işlerini bana devretti. Onu bunu anlamam. Geleceksin. Ben böyle yerlerden sıkılır mı? Burası yabancı yer değil, sıkılma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizleri arkadaşımla tanıştırayım. Suat. Memnun oldum. Memnun oldum. Jale Hanım. Memnun oldum. Memnun oldum. Diğer arkadaşlar daha gelmedi mi? Maalesef daha gelmediler. İster gelsinler ister gelmesinler. Biz eğlenmemize bakalım. Kadehlerimizi tokuşturalım. Nasıl istersen. Bu saate kadar hiç gecikmezdi. Gece vakti sokaklarda iti var, uğursuzu var. Başına bir hal gelmiş olmasın? Allah göstermesin bey. Bu kadar kötümser düşünmene bir neden yok. Peki fabrikada olmadığına göre nereye gidebilir? Muhakkak bilanço için muhasebecinin evine gitmiştir. Zannedersem sabahleyin de böyle bir söz etmişti. Olabilir. Yalnız bizleri merak içinde bırakmamak için bir haber iletmesi gerekmez miydi? Gerekirdi. Kötü bir haber beni öldürür. Allah göstermesin bey. Bunu hayra yor. İnşallah kötü bir şey yoktur. İnşallah ama Suat bugüne kadar hiçbir gece evine gelmemezlik etmedi. Bu kadar tatlı uyuyordun ki uyandırmaya kıyamadım. Sonra... Beyhude yere ısrar etmeyin efendim. İmkanı yok. Söylediğiniz fiyata imkanı yok efendim. Alayı bırak Suat. Neler saçmalıyorsun? Katiyen söylediğiniz fiyata olmaz efendim. Olmaz diyorum efendim. Hoş geldin baba. Dün gece niye eve gelmedin? Arkadaşlar bırakmadı. Onların evinde kaldım. Ama o zaman da insan hiç olmazsa bir telefon ederdi. Annenle ben de merak etmemiş olurduk. Hadi annene bir görünüver.
Kadıncağız merak etmesin. Utanmadan telefonda benimle alay etti. Babam gelince böyle konuşmak zorunda kaldım. Seni kırdımsa bağışla beni. Bir şartla. Beni gezmeye götürürsen. Tabii, istediğin yere götürürüm. Doğum günüm münasebetiyle oyun masasında şansımı denemek istiyorum. Sen de denemek ister misin? Ben mi? Tabii şekerim. Rest. Peki. Bravo Leyla. Nihayet Suat'ı da kumara alıştırdın. Evelallah. Kime göz koydum da tüy yolunmuş tavuğa dönmedi. Pasan var. Pas. 5 pot daha. Pas. Rest. Gördüm. Neyin var? 3 as. Kaybettin dostum. Full dam. Yazık sevgilim. Gene kaybettin. Bu sefer kazanacağım. Bana 10.000 liralık fiş verin. Erken geleceğini söylediği halde gece yarısı oldu, hala gelmedi. Bu oğlanın bu saate kadar dışarıda kalması beni endişelendirmeye başladı hanım. Bey, ortada endişelenecek, kuruntu edecek bir durum yok. Biliyorsun ki tahsil döneminde dizimizin dibinden bir an olsun ayırmadık. Bırak şimdi biraz gezip tozsun, arkadaşlarıyla eğlensin. Gençliğinin tadını çıkarsın biraz. Sen de o çağı geçirmedin mi? Hanım, ben onun gezip tozmasına, eğlenmesine mani olmak isteyen bir baba değilim. Yalnız her şeyin bir haddi hududu vardır. Ona tembihle, bir de akşam yemek vakti evinde olsun. Hepsi 15 gün oldu. Sağ ol. Gördün mü? Full dam. Full as, monşer. Oyuna devam ediyor musun? Evet. Yalnız yanımda para yok. Çek yazsam acaba olur mu, ne dersiniz? Olur tabii. Halini beğeniyor musun? Bir dakika. Halim mi? Halimde ne var ki? Ne var anne? Bu saate kadar nerede kaldın? Şey anne, arkadaşım Selim'in isim günü partisi vardı. Davet ettik, kıramadım, gittim. Zorla şu kadarcık da rakı içirdiler bana. Öyle. Bana kızmıyorsun ya. Kızmıyorum. Ne olur evladım. Bundan sonra akşamları yemek vakti evinde ol. Yemeğimizi hep birlikte yiyelim. Babanla benim gözlerimizi yollarda bırak. Dursun babanın rahatsızlığına, üzüntüye gelmez. Peki anne. Peki. Yarın sabah babandan özür dilemeyi unutma.
Günaydın. Burada ne arıyorsun? Seni merak ettim de onun için geldim. Yoksa seni aradığıma memnun olmadın mı? Olmaz olur muyum hiç? Bak, çalışmaktan vakit bulamadım. Suat, sevgilim. Evet, dinliyorum. Sevgilim, bütün gece hep seni düşündüm. Senin hayalinle avundum. Seni arzuluyorum. Şu anda hemen gel. Seni bekliyorum. Peki, geliyorum. Kusura bakma, bankaya kadar gitmek zorundayım. Beni görmeyi arzularsan ararsın. Yaptın numaranı gene. Çocuk musun sen? Suat'ın feleğini şaşırma zamanı geldi artık. Onu doğduğuna pişman etmelisin. Neden daha yapmadın? Uykum gelmedi baba. Sen bu gece bir tuhafsın. Duygusal bir sorunun mu var yoksa? Hayır baba. Suat, Leyla'nın arzu ve isteklerini yerine getirmek üzere babasının alın teriyle kazanıp kurduğu müessesenin gelir ve sermayesini kumar masasında yavaş yavaş yitirir. Karanlığa giden bir yolun eşiğinde olan Suat artık şehvetin esiri, kumarın da müptelası olmuştur. Müdür bey, bugünkü şartlar altında kredi açığını kapatmamız imkansız. Güle güle. Suat nerede? Şimdi çıktı efendim. Başım dertte bu oğlanla. Eve de fabrikaya da uğramıyor. Nereye gitmiş olabilir? Beyefendi, doğruyu söylemek gerekirse... Affedersiniz, Leyla Hanım'la görüşmek istiyordum. Buyurun, benim. Bir arzunuz mu var? Evet, önemli bir konu hakkında görüşmek istiyordum. Salona efendim. Buyurun, konuşalım. Buyurun, oturun. Teşekkür ederim. Sizden bir ricaya geldim Leyla Hanım. Evet, sizi dinliyorum. Dinle kızım. Ben Suat'ın babasıyım. Suat'ın sizinle olan münasebetini öğrenmiş bulunuyorum. Onun son günlerdeki gidişatını bir baba olarak beğenmiyorum. Bunu bana niye söylüyorsunuz? Ne olur, oğlumun peşini bırakın. Bunu bana değil, oğlunuza söyleyin. Onu zorla bağlamıyorum ki. Evet. Belki zorla bağlamıyorsunuz. Ama eğer bir parçacık soğuk davranırsanız sizden ümidini keser, işinin başına döner. Size bir baba olarak yalvarıyorum. Ne olur oğlumun peşini bırakın. Sabah sabah bunun için mi buraya kadar geldin? Uçurum eşiğinde olan evladını kurtarmak isteyen bir babanın ıstırabını anlayamayacak kadar katı yürekli bir insan mısınız? Fazla konuştun moruk. Yazık. Halbuki ben buraya bir babanın ıstırabını anlayacak, onun yarasına merhem olacak bir insanı bulurum ümidiyle gelmiştim. Oh, yanılmışım. Oğlumun peşini bırakmak için kaç para istiyorsun? Paranı başına çal. Kapı o tarafta, basket. 7 euro. Lakin yıkmaya çalıştığın aile yuvasının enkazı bir gün senin üzerinde mezar olacaktır. Ne? Parayı peşin aldıkları halde malları teslim etmediler mi? Çok özür dilerim. Ben bir an evvel teslim ederim efendim. Güle güle efendim. Ah. Emriniz efendim. Bir arzunuz mu var? Suat Bey'i rica edecektik. Burada yoklar. Ben babasıyım. Bir arzunuz varsa bana söyleyin. İcradan geliyoruz. Fabrikaya haciz koymak mecburiyetindeyiz. İşte böyle Naciye. Oğlumuz bir aşifte uğruna bütün servetimizi yiyip bitirdiği gibi... altından kalkılmaz borçlara soktu bizi. Aile gururumuzu ayaklar altına aldı. Suat'ın böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. Ben de senin gibi düşünürdüm ilk zamanlar.
Şimdi ne yapacağız bey? Üzülme Naciye'm. Böyle bir şey olacağını düşünmeden vaktinde ayırdığım para borçlarımızı öder. Kalanı da bizi ele güne muhtaç etmeden yaşatır. Gerekirse iş kurar çalışırım. Bundan böyle Suat diye evladım yok artık. Evlatlıktan reddettim onu. Böyle söyleme bey, ne de olsa evladımız. Evlat ha. Ben yokken eve gelecek olursa kov. Bir daha görünmesin gözüme. Ulas. Kare. Bana 10.000 lira borç verebilir misiniz? Merak etmeyin. Birkaç güne kadar öderim. Dostum, bizde artık kredin kalmadı. Önce açığa çektiğin çekleri, sonra da günü gelen bonolara öde ki kredin açılsın. Vermeden almak Allah'a mahsus. Haklısın. Sevgilim, bana biraz borç para temin edebilir misin? Nereden edeyim? Bütün dostlarıma sayende borçlandım. Anne, anneciğim, daha yatmadın mı? Yaptıklarından utanmıyor musun? Anne, anneciğim. Yazık, çok yazık. Bunca yıldır verdiğimiz emeklere yazık. Seni böyle görmek bir anne baba için ne acı. Sus anne, sus. Ne olur sus. Utanmaz, hayırsız. Adi bir kadın yüzünden namus ve şerefimizi ayaklar altına aldın. Babanın evine ne yüzle geldin? Senden bir baba olarak iğreniyorum. Anlıyor musun? İğreniyorum. Baba, babacığım. Ne olur beni dinle. Hayırsız! Bu yaptıklarından sonra bana baba demeye nasıl dilim varıyor ha? Nasıl dilim varıyor? Ben senin baban değilim artık. Benim Suat diye oğlum yok. Babacığım, inan ki ben istemeyerek bir batağa düştüm. Şerefini, namusunu, servetini teslim eden babanı biraz olsun düşünseydin bu kötülüğü yapmazdın. Artık gözüm görmesin seni. Defol git, defol! Benim bu evde yerim yok. Ben size layık bir evlat değilim. Suat, evladım, dur gitme. Babanın seni ne kadar sevdiğini bilirsin. Yarın sinirleri yatışır, belki seni affeder. Hadi yavrum, odana çekil. Ben sinirleri yatıştığı zaman sana haber veririm. Suat, kumar ve içki masalarında babanın alın teriyle kazandığı servetini, şerefini bir anda mahvettin. Gene bir anda geri alabilirsin. Bu son kozun. Hadi durma. Düşündüğünü yerine getir. Düştüğün uçurumdan kendini kurtarmaya bak. Suat, bu senin son şansın.
Suat! Ne yapıyorsun orada? Hiçbir şey. Yalan söyleme. Çabuk aldıklarını yerine koy. Anne, dediklerinden bir şey anlamıyorum. Duymadın mı? Sana aldıklarını yerine koy dedim. Bırak beni, bırak! Aldıklarını yerine koymadan bir yere gidemezsin. Analık hakkımı helal etmem sana. Çekil yolundan anne. Sana annen olarak yalvarıyorum. Ne olur. Aldığım paraları baban duymadan yerine koy. Ne olur oğlum. Baban onlarla yaptığım borçları ödeyecek. Aile gururumuzu kurtaracak. Çek ellerini üzerimden anne. Beni çiğnemeden bir yere gidemezsin. Sana çekil diyorum, çekil diyorum, anlıyor musun? Dur gitme Suat. Naci? Naci, ne var, ne oldu? O sesler neydi? Suat, Suat! Hadi konuş, ne oldu? Söyle bakayım. Suat, yedek akçı olarak sakladığımız tüm paraları ve mücevherleri alıp gitti. Ne? Alıp gitti mi? Asıl şimdi mahvolduk. Bey, bey, Ali Bey, kendine gel. Naciye. Ne var Bey? Elektriği neden söndürdün? Söndürmedim, yanıyor. Yanıyor mu? Evet, yanıyor. Demek yanıyor ha? Yanıyor. Göremiyorum. Göremiyorum. Kör oldum. Kör oldum ben karıcığım. Göremiyorum, hiçbir şey göremiyorum. Kör oldum. Bir daha senin nur yüzünü göremeyeceğim. Rest. Görüşmeyin. Üzülme Suat. Hadi gidelim. Sen git. Ben bir seans oynayacağım. Çok geç kaldım. Bu saatte ne istiyorsun? Leyla Kaltan nereye gitti? Bilmiyorum. Ya sen? Ben de bilmiyorum. Oyun bitince herkes evlerine gitti. Yalan! Yalan söylüyorsunuz! Bilmiyorum. Şu gördüğünüz çerçeve 15 lira. Var mı arttıran? 15 lira. Var mı arttıran beyler? 15 liraya veriyorum. Şu gördüğünüz güzel çerçeve 20 lira. 20 lira oldu. 25 lira. 25 lira oldu. 30 oldu. 30 liraya beyefendiye veriyorum. 35 lira oldu. 40 oldu. 40 lira. Bu güzel çerçeveyi 40 liraya veriyorum. 45 lira. 45 oldu. 50 lira. 50 lira. 50 liraya beyefendiye satıyorum. Satıyorum. Var mı arttıran? 55 lira. 55 liraya. 55 liraya beye veriyorum. Var mı arttıran?
Haydi beyler. 100 lira mı? Evet, 100 lira. Satıyorum. Satıyorum. 100 liraya satıyorum. Sattım. Hayırını gör evladım. Hoş geldin Suatçığım. Ne alayım? Seni birkaç gün göremeyince öyle özledim ki. Meraktan çatlayacaktım. İnsan bir haber bırakır. Doğrusu çok hayırsızmışsın. Müdüriyet mi efendim? Hayır, hayır, bana bunu yapamazsın. Seni seviyorum, sen de beni seviyorsun. Hayatımı mahvettin. Dünyamı yıktın. Param için sevdin beni. Param bitince kaçtın, ben de seni mahvedeceğim. Herkes olduğu yerde dur. Buyurun karakola. Olamaz. Suat böyle adi bir suçu işleyecek kadar küçülemez. Müjde kızım. Arzuladığın evi satın aldım. Yarın taşınıyoruz. Neden suratını astın birdenbire? Yoksa memnun olmadın? Memnun oldum. Oldum baba. Yaşamak, yaşamak istemiyorum. Suat, şu uğursuz yaşamının sonunda onu mutsuz eden kadını yaralamaktan mahkum olur. Hapishanenin demir parmaklıkları arasında annesini babasını düşünür. Acı ile yanar, acı ile burulur yüreği şimdi. Raciye Hanım, 3 aydır kira borcunuzu vermediniz. Recep Efendi, yakında vereceğiz inşallah. Borç inşallahla ödenmez. Borcunuzu vermezseniz odayı terk edersiniz. Naciye, sen misin? Evet. Elbisemi satabildin mi? Evet. Yalnız hınzırlar çok az para verdiler. Yok pahasını aldılar. Onlarla da kasaba bakkala borcumuzu ödedim. Geri kalanıyla da biraz erzak aldım. İyi etmişsin hanım. Naciye, bu evden ne zaman çıkacağız? Ev sahibi sana da mı söyledi? Evet. Elimizde satacak başka şey kalmadı değil mi? Hayır, kalmadı. Üzerimizdeki elbiselerden başka. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Allah büyüktür. Çalışır sana bakarım. Nasıl olur? Bu halinle nasıl çalışırsın? Kör bir insanın da yaşamını sürdürebilmek için yapacağı işler vardır. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kaderin böylesine yazıklar olsun. Her şey kara, batsın bu dünya, bitsin bu rüya, ağlatıp da gülene yazıklar olsun. Doğmamış çileler, yaşanmamış dertler, hasret çeken gönül benim mi olsun? Ben de yaptım, kader sana mahkum ettin beni bana. Her nefeste bin sitem var, şikayetim yaradana, şikayetim yaradana,
Şaşıran sen mi yoksa ben miyim? Bilemedim, öyle bir dert verdim ki kendime gelemedim. Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım. Of, 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 of. Ali dede, sizin evin önüne geldik. Ben ayrılıyorum, Allah ısmarladı. Güle güle yavrum, Allah'a emanet ol. Ah, Kaya. Ne var Ali dede? Hakkını al ya, gel hakkını al. Evladım, neden hakkını almak istemiyorsun? Hadi gel, gel yavrum, al hakkını. Yavrum, neden hak ettiğini almadın? Aldım Ali dede. Yalan söylüyorsun. Hak ettiğini almadın. Yavrum, evladım. Biz birbirini tamamlayan iki insanız. Senin gözlerinin nuru benim karanlık dünyam içinde yolumu aydınlatıyor. Yolumu çiziyor. Senin bu ufacık yaşında bakmak zorunda olduğum bir ninen. Benimse hasta bir karım var. Hadi yavrum, hakkını al. Yarısı senin, yarısı benim. Ah şöyle. Allah'a ısmarladık. Oğlum, ninene selam söyle. Hoş bulduk Naci. Seni ayağa kalkıp karşılayamadığım için kusuruma bakma. Rica ederim karıcığım, sen hastasın. Nasıl oldun? Bugün kendimi biraz daha güçlü hissediyorum. Bir an evvel iyi olman için sana ilaç getirdim. Allah senden razı olsun. Senden de razı olsun. Sen nasılsın bey? İyiyim. Ancak bir lokma ekmek parası temin edebildim. Naci, bu şekilde para kazanmak çok, çok ağrıma gidiyor. Benim de be. Ah, bir ayağa kalkabilsem. Evlere çamaşıra gider, seni bu halinle sokak sokak uç çalarak dolaşmaktan kurtarırım. Kimseye muhtaç etmem. Eskisi gibi köşende otur. Benim fedakar karıcığım. Yalnız sen iyi ol, Allah'tan başka şey istemem. Kırılsın ellerim, neye yarıyor? Gençliğim gidiyor, tutamıyor. Boğazımda düğmenmiş anılar, bir lokma ekmeği yutamıyor. Ne zaman gidecek bu azap tanrım? Yarın olmayan günlere kal. Bu azaptan şu sabah olmayan gecede kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuramıyorum. Şimdi ne de iyiyim, ne de bahtiyar. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk içinden bahtiyar diyar. Ecelin peşinden koşar gider. Ecelin peşinden koşar gider. Bugün öyle bir kıyak filme gittin ki, görmeyin. Eşref Bolçak abi oynuyordu.
Elifçioğlu'na öyle bir yumruk atıyordu ki... Kazım Kartal mıdır nedir bir herif var. Ona bir yumruk ve bir yumruk daha... Kazım Kartal mıdır, ördek midir nedir, herif mort. Film koptu, devamı yarın. Merhaba abicim. Var mısın bir yere gidip kafaları çekelim? Yolum yok. Oo, bende var. Ben yolunu buldum. Hadi gidelim. Yanımdayken hasretimdir. Önüne baksana be morum. Dede, Ali dede. Şu kederli günümüzde ağız tadıyla bir iki kadeh içelim dedik, onu da piç ettiler be. Gel Ali dede, kalk. Affedersiniz, bunu isteyerek yapmadım. Gözlerim görmüyor da. Seh, gözleri görmüyormuş. Bırak numarayı moruk. İnsanların hisleriyle oynayıp dilenmek için numara yapıyorsun. Kusura bakmayın. Ben kimsenin hisleriyle oynamayı düşünmedim. Buraya bir lokma ekmek parası için ut çalmaya geldim. Fazla kafa ütüledin be. Defol git buradan da tepemi attırma, anlıyor musun? Allah rızkımı başka yerde de verir. Gidelim evlat. Hamdi! Rakıyı tazele... Ya evlat, kaderimizde itilip kakılmak da varmış. Ay! Üç kelle gibi ne sıratıyorsun? Sana ne ulan? Ulan babandır. Senin yüzünden başım belaya giriyordu. Öpeyelim. Biz de burada devleniriz. Merhaba çocuklar. Merhaba abicim. Eyvallah, hoş geldin. Ne yaptın annemle babamın resmini? Ne bileyim ben. Söyle, onların resim nerede? Söyleyeceğim abi, dur. Ne ol? Söyle nerede? Hasırın altında. Bir daha böyle şaka istemem. Her şeyim onlar. Babam. Canım annem benim. Allah'ım sen büyüksün. Her şeye kadirsin. Kullarını affedersin, beni de affet. Kaybettiğim mutluluğa tekrar kavuştur. Benden gücünü esirgeme. Çektiğim vicdan azabından kurtar Allah'ım. Doğru yoldan ayırma. Açlık ve sefaletten kurtar Allah'ım. Başkasına ait bir paraya el sürmek de hırsızlık. Çaldın, bak ne hale getirdin aile ocağını. Bunu sahibine iade et. İçini kemiren kurttan kurtul. Namuslu bir yaşama dön. Aa baba, cüzdanından bir haber çıktı mı?
Hayır. Allah'a ısmarladık babacığım. Güle güle kızım. Beyefendi, bu delikanlı sizinle görüşmek istiyormuş. Arzunuz nedir? Buyurun. Cüzdanınızı Kabataş vapur iskelesinde buldum. Eğer benden evvel kimse bulmadıysa içindekiler tamamdır. Evlat, ne yalan söyleyeyim. Senin durumunda olan bir insanın bu kadar dürüst davranması beni şaşırttı. Şu küçük hediyemi kabul et. Hayır, hayır, onlara hak edecek bir şey yapmadım ki. Bilakis ben size teşekkür ederim. Anlayamadım. Cüzdanınızı bulup iade etmekle beni mahveden şeytanı içimden atmış, hakiki benliğimi bulmuş oldum. Müsaadenizle efendim. Leo evlat, hasta mısın? Hayır, açım. Meyvanızı getirdim. Sağ ol bacım, sağ ol. Teşekkür ederim. Afiyetler olsun oğlum. Teşekkür ederim. Sakın kalkma, sofradan kalkılmaz. Nimete hürmet etmek lazım. Yemeğini yemeye devam et. Bir yerde çalışıyor musun evlat? Hayır, işsizim. Ya Rabbi, şükür elhamdülillah. Allah'ım, olmayanlara da ver. Açlıkla sen kimseyi terbiye etme. Sana bir yardımım dokunursa mutlu olurum. Sağ olun. Bana karşı gösterdiğiniz yakın ilgiye teşekkür ederim. Müsaadenizle. Bir dakika evlat, bir dakika. Sana bir iş versem çalışır mısın? Hem de burada yatıp kalkabilirsin. Naci, ağlıyor musun? Suat, Suat. Yan düşüme girdi. Ne yapıyor diye düşündüm. Hasretiyle yandım. Bir daha onun ismini benim yanımda ağzına alma. O değil mi bizi bu hallere getiren? O değil mi kaderimizi böyle çizen? Evet ama bir de olsa evladımız, canımız, ciğerimiz. Şeytana uydu diye onu ömür boyu unutamam. Karıcığım, seni üzdümse beni bağışla. Senin acılı yüreğini kırmak için söylemedim. Ne de olsa oğlumuz, canımız, ciğerimiz. Babacığım, dün gördüğüm elbiseyi alalım mı? Alalım kızım. Kızım, sizi tanıştırayım. Yeni şoförümüz Suat Bey. Memnun oldum. Ben de. Otomobili güne sen mi kullanacaksın? Evet, dün tanıdığım birine canımı teslim edemem. Hadi gidelim baba. Bu hareketine bir anlam veremedim. Vecdi Beyciğim, kanımca nişan merasimini cumartesi gecesi yapalım. Siz ne dersiniz? Muafıktır Kamilciğim. Böylece gençler de bir an evvel evlilik adımını atmış olurlar. Suat Bey, rahatsız mısınız? Yok, hayır. Size kendi elimle kahve pişirdim, buyurmaz mısınız? Niye zahmet ettiniz? Ne demek zahmet efendim, vazifem. Size hizmet etmekten başka bir zevk duyuyorum. Fatma, biz seni arayalım, sen de burada oturmuş çene çal. Suat Bey'in kahvesini getirmiştim. Ha, Suat Bey kahvesini hususi odasında hususi hizmetçilerin elinden mi içiyorlar? Şey küçük hanım, şey
Sus! İstisnai hareketlerden katiyen hoşlanmam. Bir daha tekerrür etmesin. Burada herkes haddini bilmeli. Ben kusurlarımı kabul edecek kadar kuvvetliyim. Suat Bey, bugünlerde onun kusuruna bakmayın. Nişanlanacağı için etekleri zil çalıyor. Nişanlanıyor evet. Mu? Kızım, nerelerdesin? Reha oğlumu yalnız bırakıp kayboldun. Sizleri kısa bir an yalnız bıraktığım için özür dilerim efendim. Rica ederiz, rica kızım. Arzu ederseniz bahçede şöyle bir dolaşalım. Memnuniyetle. Ne de güzel birbirlerine yakıştılar. Sevgilim, havayı nasıl buluyorsunuz? Sizin kadar güzel, sizin kadar tatlı, sizin kadar hoş. Sizi ilk gördüğüm günden beri seviyorum. İnanın bana. Bense sizi sevmiyorum. Şaka ediyorsunuz. Hayrola? Burası anlamsız gelmeye başladı. Ayrılmak istiyorum. Sebep? Hiç, bir nedeni yok. Alışmadığım bir hayat. Sıkıcı gelmeye başladı. Bunlar makul bir sebep değil. Ayrılmak istemenin nedenini söylemedikçe seni bir yere bırakmam. Ancak kaçabilirsin. Kanımca biraz daha düşünmen gerek. Buradan ayrılmayı neden düşündün? Buna neden akşamki sözlerim, hareketlerimse özür dilerim. Suat, buradan ayrılmakla büyük bir hata işliyorsun. Ben hatayı vaktiyle işledim. Ben bir nankörüm. Bir hainim ben. Gitme. Yalvarırım gitme. Senin yanında mutlu olmak istiyorum. Geceleri rüyamda hep seni görüyorum. Ciddi mi söylüyorsun? Suratıma bak. İnsan yanlış oynamasın bir kere. Doğruyu bulamıyor. İnan bana, senden ayrılmayı hiç düşünmemiştim. Suat, sevgilim. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız değil mi? Evet. Baba, düşündüm taşındım. Reha ile nişanlanmaktan vazgeçtim. Ha? Ne demek? Öyle bir şeyi nasıl düşünürsün? Beni müşkül duruma sokmanın alemi var mı? Beni Reha'nın kaba hareketleri bu düşünceye sevk etti baba. Onunla anlaşamıyorum. Öyle bir düşünceyi aklından çıkar. Verdiğim sözü asla geri almam. Bu izdivaç olacaktır. Cumartesi gecesi nişanlanacaksın. Oğlum Reha ile sevgili kızımız Filiz'i huzurunuzda nişanlamak görevini bana tevdi ettikleri için mutluyum. Evlatlarımıza ömür boyu mutlu bir yaşam dilerim. Huzurunuzda yüzüklerini takıyorum. Mutluluklar dilerim. Öpeyim efendim. Öpeyim babacığım. Çok yaşa kızım. Ahbap, beni atar mısın? Tabii abi, atla. Ne arıyorsun sen burada? Beni bırakıp da nereye gidiyorsun Suat? Her yere beraber gideceğiz. Senin bu yaptığın deliliktir. Asıl delilik birbirini seven iki insanın ayrılmasıdır. Lütfen in aşağı dedim. Çek şoför efendi. Filiz'den böyle bir hareket tarzı beklemezdim. Bütün neşe dosta rezil oldum. Ya o saf görünüşüyle Suat nasıl iki gün içinde kızımı baştan çıkardı? Üzülmeyin bey. Bunda da bir hayır vardı. Üzülmemek elde mi? Kızım ne olduğu belli olmayan biriyle kaçsın da ben üzülmeyeyim ha? Beyefendi, size bir mektup var. Mektup mu? Evet efendim. Hmm.
Benim tonton babacığım, sizi yapmış olduğum son hareketimle üzdüğümü biliyorum, beni bağışlayın. Suat'la okul sıralarından beri birbirimizi tanıyor ve anlaşıyoruz. Bizi affettinizse cuma günü saat 3'te Beyoğlu Evlenme Dairesi'nde yapılacak nikahımıza gelmenizi bekliyoruz. Hey gidi keratalar hey. Ne olmuş bey? Ne olsun istiyorsun ha? Ne olsun istiyorsun? Cuma günü nikahımız var, hazırlan. Mutlu musun Sevda? Mutluyum. Senin yanında her zaman mutluyum. Ağlama oğlum. Ağlama canım, ağlama. Baba. Ne var oğlum? Baba, yarın anneler günü. Anneme ne hediye alayım? Ne dilersen çocuğum, ne istersen. Babam geldi de. Onların bu mutlu anımızda yanımda olmalarını öyle isterdim ki. Gazetelere vermiş olduğun ilanlardan hiçbir müspet cevap çıkmadı değil mi? Hayır. Onları bir bulabilsem, af dilesem, yıktığım o mesut yuvayı tekrar kurabilsem, Allah'tan başka bir şey istemez. El öpmeye gelen olur. Eve bayram şekeri alabildin mi? Hayır, alamadım. Hem bize kim gelecek ki? Kimimiz var ki hayatta? Doğru. Eğer oğlumuz hayırsız çıkmasaydı, onu evlendirip torunlarımızı kucağımıza alırdık. Bayramlarda gelir elimizi öperlerdi. Bey ne oldu? Hiç. Birden başım döndü. Vücudumu ateş kapladı. Dinlenmen gerek. Sokak sokak dolaşma artık. Ben çalışır sana bakarım. Anne, babam ne zaman gelecek? Akşam üzeri yavrum. Babama telefon et, çikolata getirsin. Aa, niye sen telefon etmiyorsun? Bilmem. Hadi, hadi doğru telefonu. Ne istediniz efendim? Hanım kızım, duydum ki ev işlerinde çalışacak bir kadına ihtiyacımız varmış. Bunun için geldim. Ah, evet hanım teyze var. Buyurun bir kahve içelim, hem de tanışmış oluruz. Çekinmeyin, buyurun içeri. Hoş bulduk yavrum. Teyzeciğim, çikolatam ben alır mısın? Sağ ol evladım. İsmin ne yavrum? Ömer teyzeciğim. Ömer. Anneni mi yoksa babanı mı çok seviyorsun? Her ikisini de. Sonra da seni sevmeye başladım. Ömer, gel dersini çalış. Geliyorum anneciğim. Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk yavrum. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk canım. Nasılsın canım? İyi. Suat'cığım, bugün bize çalışmaya bir teyze geldi. Onu öyle sevdim ki, tıpkı bir anne gibi. Anam, nasıl, çalıştığın köşk iyi bir yer mi bari? Evet bey. Çok iyi bir hanımı var. Hele bir de ufak oğlu görme ne şeker şey.
İnsan sevmeye doyamıyor. Akşama kadar yanımdan hiç ayrılmadı. Teyze, teyzeciğim diye. Ah, öyle bir torunum olmasını nasıl isterdim. Hayırsız evladımız bizi her şeyden mahrum ettiği gibi torundan da etti. Ben de isterdim. Bu yaşımda torunumu kucağıma alayım, seveyim, okşayayım. Ona masallar anlatayım. Teyze, evde sizden başka kimse yok mu? Var, yalnız bir saat evvel hanım çocuğuyla Suat! Suat! Anne! Suat! Anne! Suat! Yavrum, yavrum benim! Gözlerime bir türlü inanamıyorum! Allah'ım sana çok şükür! Beni ölmeden oğluma kavuşturdun. Gel seni bir daha öpeyim. Anneciğim, bir tanem benim. Dur ben de seni doya doya seyredeyim. Anneciğim, af dilemek için senelerdir sizi aradım. Beni affet anne. Oğlum. Ah anneciğim, bilsen ne kadar ıstırap çektim. Bir gün olsun sizi unutmadım. Ben de hep hayalinle yaşadım. Hayalinle avundum durdum. Hep Allah'a dua ettim. Oğlumu ölmeden bir daha gösterdi. Çok şükür Allah'a seni bana gösterdi. Filiz, anneme kavuştum. Anneciğim öpeyim. Kızım. Demek sen benim gelinimsin. Babaannenin elini öpmeyecek misin evladım? Babaanneciğim benim. Benim iyi kalpli torun. Anne, sana bir şey soracağım. Sor ya. Babam yaşıyor değil mi? Evet. Beni onun yanına götür. Babama büyük bir sürprizim var. Kaybettiklerimin hepsini geri al. Hadi anne gidelim. Götür beni yanına. Gel, buyur. Kızım, otursana ya, otur. Babam nerede anne? İşinde. Ne zaman gelir? Gelmez, getirirler. Getirirler mi? Anlayamadım. Naci! 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 Ah. Hoş geldin bey. Hoş bulduk hanım. Nasılsın karıcığım? İyiyim bey. Allah iyilik versin. Çok yoruldum. Yapamıyorum karıcığım. İnsanların karşısına geçip avuç açarak Allah rızası için sadakanıza muhtacım diyemiyorum. Zül geliyor bana. Allah'ım emanetini al. Bizi kimseye muhtaç etme. Yalvarırım sana. Bugün ancak bu kadar dilenebildim. Al. Naci. Bir yabancı mı var burada? Söylesene. Biri var. Burada ne arıyorsun?
Babacığım. Ah. Ne olur affet beni. Bütün yaptıklarından sonra bana baba demeye utanmıyor musun? Yıkıl karşımdan. Benim oğlum yok artık. Ben onu yıllarca önce gömdüm. Baba, şu zavallı oğlunu affetmeyecek misin? Saadetimi, servetimi mahveden, şerefimi ayaklar altına alan bir insana asla. Yuvamın üzerinde bir baykuş gibi öttün. Beni bir lokma ekmeğe muhtaç ettin. Bak, görüyor musun halimizi? Annenle beni sen getirdin bu hale. Bir baba evladını yetiştirir. Çünkü o evlat onun eseridir. Ben seni eserim olarak yetiştirmek isterken, ben senin eserin oldum. Eserinle iftihar. İşte çizdiğin tablo. Bak, nasıl, beğendin mi? Şimdi de dilenerek temin ettiğim bir lokma ekmeği elimden almaya mı geldin? Eğer ona da göz diktinse al git. Biz açlık ve sefalete alıştık. Babacığım, ne söylesen haklısın. Sizleri bu duruma düşüren ne yazık ki benim. Ne olur. Anım doğmana tahammül edemiyorum. Viranemden çık dışarı. Ne olur baba, Suat'ı benim hatırım için affedin. Siz kimsiniz? Gelininiz, kızınız. Seni anlıyorum kızım. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. Ne olur beyim, Suat'ı affet. Ne olur. Naciye, bunu benden isteme de ne istersen iste. Anneciğim. Bu sakallı adam neyi mi soruyor? Senin deden ya. Dedem mi? Dede! Dedeciğim! Dedeciğim, ne olur babamı affedin. Ağlamasın. Ne olur. Demek Suat evlenip çocuğu da olmuş ha. Torunum, yavrum benim yavrum. Şu ana kadar seni affetmek içimden gelmiyordu ama bana sarılıp yalvaran bu yavru bana her şeyi unutturdu. Seni onun için affet. Babacığım. Oğlum babam. Oğlum. Babacığım. Babacığım. Şimdi mutluyum. Mutlu.